Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle kartobunun bebe yünü var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup Videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayımız 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek ekleyeceğiz sonuna. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Şöyle ben 2 model üzerinden anlatacağım. İçin 6 6 12 4 de sonuna ekleyeceğim. 16 ilmeğe ihtiyacım var. Şöyle hemen ilmeklerimi sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 model için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek de 1 model için. Sonuna da 4 ilmek ekleyeceğim. Şu şekilde. Şu anda toplamda şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. 2 ilmek ters. 2 ilmek ters ördüm. 4 ilmek düz. 3 4 ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir modeli kurmuş olduk. Kenar ilmeğinden sonra 2 ters, 4 düz. Yine aynı şekilde 2 ters ilmek 4 düz ilmek. İkinci modeli de kurduk bu şekilde. Bakın 2 ters 4 düz. Kenarda 2 ters ilmekle başladığım için 2 ters ilmekle bitiriyorum. Yani artı 4 ilmek eklememizin amacı bu arkadaşlar. 2 kenar ilmek sağına soluna bir de Sonda şöyle iki ters ilmekle bitirmemiz için dört ilmek eklemiştik sonuna. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. İkinci sıra arka yüzünde ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düz ilmek. İki düz. Dört ters ilmek. Yani ilmeklerimizi düzü düz tersi ters olarak örelim. Şu şekilde. İki düz ilmekle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 2 ters ilmek ördüm. 4 düz ilmeğe gelince önce bir kez artırdım şöyle. Daha sonra sıradaki 2 düz ilmeğimi de sola doğru düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamındaki kalan 2 düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar 2 ters ilmek, Düz ilmeğe gelince önce bir kez artıralım. Şöyle doladım. İki düz ilmeğimi ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. İki düz ilmeğimi de düz olarak ördüm. Kenarda iki ters ilmeğim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğim düz düz olarak ördüm. 4 ters. Bu artırma yaptığım ajurlu ilmeğimi de ters ördüm. 2 düz, 4 ters. 2 düz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örelim. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmekleri gördüğümüz gibi yani düzü düz tersi ters olarak örüyoruz bu modelde. Dördüncü sırayı da bu şekilde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ters ilmeklerimizi ters olarak örelim. İki ters ilmek ördüm. Şu ajurlu olan ilmeği önce düz olarak örüyorum bakın. Bir düz ilmek ördüm. Daha sonra bir doladım. Şu kesme işlemi yaptığımız ilmeğe geldik. Bir kez artırdıktan sonra bu sıradaki iki ilmeğimi düz örerek yine sola doğru kesme işlemi yaptım. Arkasında bir tane düz ilmeğimiz kaldı. Onu da düz olarak örelim. 2 ters ilmek. Sıradaki ilmeğimizi düz ördük. 1 doladık. Kesme işlemi yaptığımız ilmeğimizi ve arkasındakini de aldık. Düz örerek keselim. 1 düz ilmek. Kenarda 2 ters ilmeğimiz, 1 de kenar ilmeğimi ördüm. 5. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 6. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz. Ve dört ters. İki düz, dört ters ilmekleri düzümüzü düz, tersimizi ters örerek devam ediyoruz arka yüzünde. İki düz, dört ters. iki düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 6 sırayı bu şekilde tamamladık. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim ters olarak ördüm. Daha sonraki 2 ilmeğimi düz örüyorum bakın. 2 ilmek düz ördüm. Şu kesme yaptığım ilmeğe gelince önce bir doladım. Daha sonra kalan son iki düz ilmeğimi de düz örerek kestik. Bakın düz ilmeklerimizi sonuna kadar şurada kestik ve bu tarafta da artırma yapmıştık. İki ters ilmek. Sıradaki iki düz. Bir dolayalım. Bu iki ilmeğimizi de düz örerek keselim yine. İki ters ilmek bir de kenar ilmeğimi ördüm. Yedinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde dediğim gibi yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. İki düz, dört ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi modeli Sola doğru kesme işlemini tamamladık. Daha sonra sağa doğru kesme işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi ördüm. 8 sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Dokuzuncu sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. Gördüğümüz gibi 4 ilmek düz. Örelim. Yani birinci sırada yaptığımızı aynı şekilde yapıyoruz yine ilmekleri gördüğümüz gibi. 9. sıra ön yüzünde. 2 ters, 4 düz. 2 ters ve bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. 10. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 4 ters. Arka yüzünde 2 düz 4 ters. 2 düz bir de kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelin ay yüzündeyiz. Şimdi modelimizi sağa doğru kesme işlemi yapacağız. Sola doğru düz ilmeklerimizi kestik, bitirdik. Şimdi sola doğru kesme işlemi yapacağız. Onun için burada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmeğimizi ördük. Daha sonra 1 düz 2 düz ilmek ördüm. 2 düz ilmekten sonra kalan 2 düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Sağa doğru kesme işlemi yapmak için bakın sondaki düz ilmeğimi öne aldım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sağa doğru kesme işlemi yaptım. Kesme işleminden sonra tekrar artırma yaptım. Bir ilmek doladım. İki ilmek ters ördüm. Ortadaki terslerimizi düz ilmeklere gelince önce ikisini düz ördüm. Daha sonra kalan iki ilmeğimin, bakın öndekini arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de önden tekrar şişime taktım. Ve ikisini bir düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. İki ilmek ters ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi gördüğüm gibi yine iki düz dört ters olarak devam ediyorum. İki düz. 4 ters ilmek. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde de bakın bu şekilde tamamladık. Modelin ön yüzüne geçtik. Yine sağa doğru kesme işlemi yapacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek 1 düz ilmek ördüm. Burada bir düz ilme gördüm. Diğer şu kesme yaptığım ilmeğimi öne alacağım. Bakın. Öndekini arkaya aldım. Bu kesme işlemi yaptığım ilmeğimi de öne aldım. Daha sonra iki ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bakın. İki ilmek ters. bir ilmek düz. Bu iki ilmeğimi yerin değiştiriyorum. Daha sonra iki ilmeği düz örerek kesiyorum. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Kenarda iki ters ilmeğimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modelin arka yüzünde yine aynı şekilde devam ediyorum. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Terslerimizde zaten hiçbir işlem yapmıyoruz. Olduğu gibi ters örüyoruz. Sıradaki iki düz ilmek. Bakın bu şu kesme işlemi yaptığım ilmeği öne alıyorum. Diğerini arkaya bu şekilde ikisini çapraz hale getirdim. Daha sonra iki ilmeğimi düz örerek sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Şöyle doladım. Bir, iki ilmek düz ördüm. Şöyle bir görüntümüz. Aradaki iki ters ilmeği ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yerini değiştiriyorum. Şu kesme işlemi yaptığımı ön aldım. Daha sonra iki ilmeğimi düz ördüm, keserek. Daha sonrasında bir kez artırdım ve bir, iki ilmek düz ördüm. Kenarda iki ters ilmeğimiz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Ön yüzünde bu işlemleri yaptım. Arka yüzünde yine. İlmekleri gördüğümüz gibi kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmek, 4 ters ilmek. Örerek sıramızı tamamlayalım. Kenarda 2 düz, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzünde de bu işlemleri yaptım. Bakın modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Önce sola doğru şöyle kesme işlemi yaptım bu düz ilmekleri daha sonra sola doğru kesme işlemi yaptık. Videoda hepsini detaylı anlattım. Anlaşılmayan yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz oldukça güzel ve şöyle kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bir de şöyle daha önce yaptığım küçük bir parçam var. Onu da size göstereyim. Bakın model. Modelin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bunu beraber yaptık. Bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Bunu da şöyle hazır lastik uyguladım bu modelde de. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de modelde bir değişiklik olmuyor. Şöyle bir görüntüsü olacak. Evet, kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor arkadaşlar. Modelimiz böyle gayet güzel, zarif, şöyle ajurlu bir model. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz, istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde yelek, hırka, süveter yapımında hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model bence. Siz de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.